Ondan sonra podcast. Euroleague Podcast'in 85. bölümüyle karşınızdayız. Ben Sezai Mert Adam. Ben Sam Çocuğu. Allah'ım nasıl girdim ya lafa. Çok iyi girdim bence. Devam et abi. Niye bölüyorsun enerjini? Devam et. Evet. Ama şey gibi <laughs> oldu bu böyle. Nasıl söyleyeyim? Bayağı böyle spor spikeri değil mi? Şöyle devam et. Yo bence aynı ya. Bir fark görmedim abi ben. Aynı yani benim <laughs> Mesela şöyle Yunanik Podcast'in 85. bölümüyle karşınızdayız. Şimdi top Kalinic'te. Veseli potaya bırakıyor. <laughs> yani yabancı kalmayacak gibi geldi bana <laughs> sanki sanki maça başlıyormuş gibi. <laughs> yani evet biraz öyle bir şey de var abi. Senin sesin güzel ya. Eyvallah ya. Tamam. Ee, zaten insanları midesini midisini bulandırdım ben yıllarca seslendirme, her şeye Sezai Mert adam Sezai Mert adam. Nasılsın sen çocuğu? Çok güzel bir haftaydı ya. Evet ya bol olaylı bol mevzu. Bol mevzu <laughs> Oldu, evet. Ya, ne yapacağız? Yani sevgili Euroleague Podcast dinleyenleri, bizleri e, e, podcast platformlarından ve YouTube'dan dinleyen sevgili dinleyiciler o kadar çok konuşacak konu çıktı ki bu hafta. Yani biz bunları böyle sem çocuğuyla konuşma şeklimize yaysak herhalde böyle bir net iki saat sürecek. Olabildiğince yine bir saat tutmaya çalışarak konularımıza girelim. Çok şey konuşacağız ama güzel program olacak ha. İnşallah. Yani şöyle evet. çok net konular. Sanıyorum <laughs> ne konuşacağımızı bilmiyor gibi. Yani bilmiyor, güzel program olacak. Evet, hayır yok abi, mevzular var. Mevzular, mevzular var. Konuşalım konuşalım. Yani bayağı konu var konuşacak bu hafta. Hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. O zaman hiç lafı sündürmeden Euroleague Podcast yeni bölüm başlıyor. Şimdi sevgili Sam çocuğu öncelikle şu tahminler ve fantezi challenge konularını bir kapatalım. Değil mi? Evet abi, hızlıca geçelim. Ben zaten yani orada çok umutlu değilim. Ya sen galibiyete hasretsin öyle söyleyeyim. 2-2 maçta ayrı düştük. 2-0'ı aldım çıktım ben yine abi. Yani Bologna'lık ya... olsun. Demek ki gerisini bilmişiz ama yani. Evet, o konuda başarılıyız. Şöyle bilemedik. Bir tanesi Barcelona tercihimiz yanlıştı. Yani aslına bakarsan ben işte 9'da 8 yaptım. Sen de 9'da Altı yapmış oldun. Bologna ve Jalgiris'te atmışım golleri ben sana. Barcelona'da ikimiz de patlamışız. Efes e, yendi biliyorsunuz. Tebrikler Efes. onu konuşacağız zaten. Kızıl Yıldız, Olympiakos, Real, Fenerbahçe, e, Partizan ve Monaco tercihlerimiz tamamen doğru çıktı. Bu arada diğer arkadaşların tahminlerine geçmeden önce sevgili Ahmet Tamer'in yapmış olduğu e, yorumda ki şey dikkatimi çekti. Zaten bu kadar yüksek oran çıkması sebebi de o. Ev sahiplerinin haftasıydı. Sen çocuğu dikkat ettin mi ona? Evet, bu hafta ev sahipleri hiç affetmediler. Biri hariç e, o da Olympiakos. Evet. Bayern Münih deplasmanda kazandı eee orada Trinciyeri Bartzokas kavgası var. Senden dinleyeceğiz onu da. Tam senlik mevzular. Eee bu e, Olimpiakos dışında 9'da 8 ev sahibi kazandı ve bunun yansımasına soluş bakalım. Şimdi Levent Tütüncü 5, Volkan Can'dan 6, Mert G yeniden sahnelere sahalara dönen Mert G 7, Nevzat Can 7, Serhat Karatepe 5. Hasan Dönmez en kötü performans ondan geldi sevgili Efes taraftarı ama aynı zamanda Fenerbahçe'yi destekleyen e, Fair Play taraftarı Hasan Dönmez 4. Abdullah Özdemir 6 e, doğru tahminde bulundular ve az önce ismini zikrettiğim efsane geri döndü Ahmet Tamer 9'da 8'de haftanın şampiyonu. Tebrikler Ahmet Tamer. Valla özlenen <laughs> performans. Aynen yani kral geri döndü şekli. <laughs> efsane geri döndü. Efsaneleri geri döndüğü hafta efendim. Bu hafta oldu. Efsane bak şimdi ya. Efsane deyince kim geliyor akla? Tabii ki Cansan. Kim? <laughs> Cansan abi. Aa Can... evet. evet ya, asıl büyük efsane. Evet. Yani Ahmet Ahmet Tamer. E, Acaba son... ne yaptı ya o geçen sene aldığı hediye falan gitti mi Final Four'a? Keşke bir yorum yazsalar. Gitti da gitti. Canım, ya. gitti. ya yazar ya. Cansan da hiç yazmıyorsun yorum. O galiba şeyden dinliyor. Ee, podcast platformlarından dinliyor. Aynen, yani, Apple yani. podcastten falan dinliyor. Biz de, yani dinliyor. De, evet. Apple'dan dinliyordur o muhtemelen. Amerika'da yaşıyor zaten. de şey Şöyle sevgili Can gel biraz anlat. Yani tamam canlı yayın yapacağız 100. bölümde. Zaten hep beraber konuşacağız. Olabildiğince güzel bir sohbet döndüreceğiz ama ee, yani sen de anlat bak Sert Çocuk'u da merak ediyor. Geçen sene aldığın ödüller nasıl harcandı, ne oldu, ne bitti? Şimdi burada şu anda zirvede e, Cansan İlker Sarıer çok iddialı bir giriş yapmıştı. E, pardon İlker Er Sarıer ne ya? İlker Er e, zirvedeydi ama bu hafta e, podcastimizin Euroleague Podcast ligimizin ee, geçen seneki e, zirvesinde yalan Cansan yeni ismiyle Caps isimli takımıyla zirveye oturdu bu hafta ve tabii ki Oktay Cevizoğlu da geçen sene onunla kafa kafaya gelip en sonunda abi yok zaten ben kazanamayacağım ama e, güzel bir ikincilik yakışır dediye yani Oktay Cevizoğlu. Okispor 3 takımıyla da bir tık Sweet Dreams ilkelerin takım üstüne çıktı. E, Caps birinci 1010 puan Oki Spor 3 Oktay Cevizol 987 3. ikinci sırada Sweet Dreams de 986 ile bir de tabii ki Fildiş Salihli Spor var. Hadi ilk onu söyleyelim o zaman. Prince of Wales Cengiz Keçeri sevgili e, bilyonerin editörü biliyorsun. Cengiz Keçeri geldi yine 5. sırada. Burada Nikos e, Fispisi biliyorsun e, iki takımıyla yer alıyor ve ilk onda iki takımıyla. Bir tanesi e, Orulos 7. Bir tanesi de Olympiakos. 6 e, ve 8'de affını isteyenler Alpa, yedinci. Dokuzuncu İlke Alpa 7. 9. sırada İlke çeviğimiz var Spartaküs BC ile ve 10. sırada Ahmet Tamer Ekzama isimli e, takımıyla Ahmet Tamer'in eşi Elif Tamer de 13. sırada Elif'in ilk onda görmek istiyoruz Ahmet Tamer'i geçmesini bekliyoruz Nevzat Can da etkili ha bak bu sene e, yukarı karar veren spor yine bak bu Nikos Pisiyokos ya bekliyoruz yani Nikos yaz bir şeyler bize ne yaptın ya? Dağıttın ortalığı. Üç takımda gelmişsin. İlk 20'ye girmişsin. İlk 10'daki takımın var. Nikos. Can sana meydan okuyor. Bu arada dünya sıralamasında işler zor. Ee, Can biraz geri kaldın. Ee, ve Oktay Cevizoğlu. Hadi o zaman. Ya biz biraz, ben biraz tabii elimden geleni yapıyorum. 67. sıradayım şu an ama ben de ciddi alıyorum bu sene. Olacak bir şeyler. saşa bezen kolla. <laughs> Gülme abi ne gülüyorsun ya? Sasha yani, Vezenko var mı kadonlu? Tamam, Sasha Vezenko var Satin abi. Sasha Vezenko nasıl gidersin? Sasha Vezenko kaptan yapmadım mal gibi gittim. Motley kaptan yaptım. Motley bu hafta hiç <laughs> oynamadı. Ya abi Motley konuşacağız zaten de işte iyi tercih ama Motley Tavares var. Ha, tabii anda. ki. Aynen yani. Ee, Sasha Vezenko var. Arada bir koç olur olmuş. abi böyle. Ama Guduric'den kurtulmam gerekecek galiba ya. Guduric'le olmuyor ya. Yani. Abi Guduric, Guduric'le Guduric olacak gibi ya. Bu maçla konuşma. Ya konuşur. yok Guduric Fenerbahçe için iyi de. Yani Fantezi Challenge'da ilk beş için uzun vadede Guduric. Bir öyle bir böyle. Çünkü abi her maç uçmuyor ki adam. Vasilya Misliç'i alsan eyvallah. Şimdi onunla konuşuyoruz işte. Ergen Ataman Vasilya Misliç'in sırtında yükledi ya takımı. Evet. Adam her türlü oynuyor zaten. Her türlü atıyor. Bak Clyburn'da öyle ama... Goodrich o kadar değil. Bill Beck'ini düşünüyorum. Neyse siz de düşünün arkadaşlar. Euroleague Fantasy Challenge'da işler. Bu arada Euroleague'in resmi sitesinde mesela bunun haberi yapılıyor mesela Euroleague Fantasy Challenge Round 8 Winner. Evet. evet bu haftanın şampiyonunu. O da Yunan galiba. Dur bakayım. Evet. Kop Pirgos zirvede bitirmiş bu haftayı. Hemen ona da bakalım. Bak orada mesela görüyor musun? Benim yapmadığım şeyi yapmış. Vezan Kovalı kaptan yapmış. Wall Cup'ı almış. Lesort. Dante Exum zaten coştu Dante Exum bu hafta. E, Wade Baldwin almış. E, Roland Schmitz altıncı adammış. Öbürleri de yaramaz. Schneider, Radulica ve Mansukas. Mansukas almış adam. <laughs> Ama koçu bak Dimitris Itudis yapmış adam. Vizyonlu. Görüyor musun? Haftanın birincisi Itudis'i. Ka koç yapmış. Ben de Obradovic aldım. Oradan bir şeyler geldi bana. Aynen bu sene ucuz ya. E evet. Aynen. Obradoviç'te kaldım üç haftadır. Bir kaybettirdim geçen hafta. Onu da unutmuşum değiştirmeyi. Ondan yazdım hatta birine. Evet. Yani fantezi Challenge ve e, tahminler keyifli arkadaşlar. Buyursunlar. Ligimizin katılım kodunu açıklamaya koyuyorum. Hadi yoruma da koyayım. Başa da tutturayım hatta. Gelin buyurun siz de bu kapışmaya ortak olun efendim. Dünya çapında isimler var. Cansan olsun, Nokta Cevizoğlu olsun, İnşallah İlker El olsun, Ahmet Tamer vesaire. Yunan vatandaşı e, Nikos olsun. Yani böyle şampiyonlarla ligi gibi kadromuz var ya. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Evet baya baya evet bu sene fantezi challenge yani şampiyon mu abi? Evet. Şimdi e, ne bu diyeyim? hafta konuşacağımız konulardan bir tanesi aslında yorumlar üzerinden de geçelim. Mesela evet, e, Fince konuşuldu. E, geçen e, hafta biz burada Fince'yi e, masaya yatırdık. Serp çocuğu kaça kadar saymıştın sen? 6'ya kadar. Doğru mu saymışsın? Ya 6'ya kadar doğru. Bir daha bakayım. Doğru. E, daha, evet 6'ya kadar doğru. doğru abi evet. Vallahi bravo. Bunun hepsini doğru sayamadım ama yani 6'ya kadar iyiydi. Başarılı. mı? Almanya'dan Kanada'dan <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nden dinleyenlerin olduğunu gördük. Onlar da yazdılar sağ ol. Asya'dan daha geri dönüş gelmedi. Ben de bakıyorum istesek Asya görünmüyor. İnşallah Asya'da dolaşırız. Eee Finlandiya'da iki kişi var zaten. Bir tanesi Sulu Özlü, diğeri de Uygar Tuna. Ee, bu Fince konusuna geri dönüş yaptılar. Abi tamam işte yani sondan eklemeli olduğu için Türkçe'yi bilen, ana dili Türkçe olan insanların daha kolay öğrenme ihtimalinin olduğu bir dil. Hani ben demiyorum ki zaten hani ne bileyim Azerice gibi hani ortak bir ki ortak kelime olduğunu uygarlık sorusu Sulu Özlü tersine Sulu demiş. Yani sorunları eklemeli dışında pek şey yok. Ee, Valla isterdik yani. Finca bilelim. Gidelim Finlandiya'da yaşayalım. Ne dersin? Sen yani, yok sıcak bakmıyorsun. Değil, bilmiyorum yani. ama Ben Finlandiya konusunda sıcak bakmıyorum. Çok sıcak olmadığı abi. için bakmıyorsun. Evet. Kadar. Aynen Nasıl? öyle yani. <laughs> Ta yani şimdi bak Ben kışı severim tamam mı? Karlı hava olsun. Çıkarım yani. Karlı havada hani eskiden işte ok üniversitede okuduğum zaman Edirne'de fena kar yağdı mesela. Ee, gerdim konversleri çıkardım şişi, şarabımı içerdim takılırdım falan yani severiz yani ama çok da yani böyle uzun kara sevmiyorum yani kıçımızı ya dolmasın sürekli, diyorsun yani bir de Finlandiya'da şu olay var abi her şeyden önemlisi 6 ay gece 6 ay gündüz mevzusu var abi o çok büyük çok sıkıntı abi ben 6 ay gecede adamlar kafayı yemekte haklı yani doğru ama bu kafayı yeme konusunu İstersen biraz yumuşatalım yani. Herkese kafayı <gülüyor> <gülüyor> Ya hayır ama mesela hani bu şey bilinen bir şey yani. Kuzeyde İskandinav ülkelerinde çok fazla var tabii, yani. Tabii tabii. Bizim ülkemizde dört mevsim yaşanıyor. Herkesin akıl sağlığı o kadar iyi ki burada. Ya yani, abi şimdi sorma, tamam, IQ öyle bunlar. de yani hani ya yani gerçekten ki... ben inanamıyorum. Bu buradaki nasıl bir zeka, nasıl bir akıl. Ya abi şöyle bir durum Nasıl yani? bir psikoloji Türkiye'de durumlar anda. çok kötü ya. Bak şu yani <laughs> beni yurt dışında yaşayanlar anlayacak. Türkiye'deki durumlar o kadar kötü ki dünyada hiçbir yerde kötü bir şey olmasının Türkiye'dekiler için hiçbir önemi yok yani anladın mı? Tabii canım tabii. Yani bu şey şey. Ülkü... bana ne abi kötü hissediyor? Ben daha kötü. Yani herkes böyle Yani. Mesela örnek veriyorum. Mesela yaşadığın yerle ilgili ufak işte ya fiyatlar biraz artıyor ya biz öldük burada sen ne diyorsun falan yani abi ben şikayet etmeyeyim mi benim derdim senin küçük özür dilerim ya vallahi ne yapayım edemezsin ya. abi edemezsin <laughs> edemezsin tabi. Madem çok seviyorsun gel o zaman düzenini neydi o e, şey e, çok konuşulan bir şey vardı. Kurulu düzenini boz gel kardeşim çok seviyorsan. Biz çünkü. biz istiyoruz da biz istemiyorlar orada. İhsan yani. Ergun çok kullanıyor. İhsan abi benim mevzulara kullanalım. girmeyelim. Ya, tamam okey. Dört mevsim bizde e, Türkiye'ye dört mevsim efendim yaşanıyor. E, ama kaç mevsimlik e, kafalar var. Şimdi ya bir şey söyleyeceğim. Bir de sorular geldi. Bir tanesi makabi nin başlama saati. Arkadaşlar Çok bulamadık. Ilginç bir soru. Ben bunu araştırdım, bulamadım ya. Ya İsrail geçen ben de arkadaş... araştırdım. Ha, konuştun mu? Var mı, var mı diye düşünüyorum şu anda. Düşün yani... bakalım bir. Aslında var biliyor musun? İsrailli bir tanıdık var yani iş bağlantılarından. Dur sonra benim sonra... de var ya. Dur ben de sorayım. Bu 5 dakika mevzusu, Bu mevzusu Yahudi Yahudi, çözeceğiz Yahudi yani. inancıyla falan acaba ...orada kadar gittim yani acaba falan. Neyse bulamadık. Ee, bu soruya da cevap vermeye çalışacağız efendim ama şimdilik yok Volkan Candan hakemlerden bahsetmiş onu biraz konuşuruz milli maç Hasan Hacemi Dönmez konuşacağız abi yani tamam, maçında zaten tamam okey ama evet. yani işte e, okey tamam onu da konuşuruz Onun dışında e, milli maçımız vardı o zaman milli maçta bir hızlıca geçelim önce bir Aa, milli maç, maç yani nasıl diyeyim sana geçen hafta anlattığım mevzu hani vardı yani geçen hafta değil bunu çok daha önceden de söyledim hani Türk oyuncularının yurt dışına gitmesi gerekiyor çok acil bir şekilde çünkü mesela böyle maçlarda anladın mı senin kendi o hani ana çekirdek şeyleri oynatmak zorunda kalıyorsun Şimdi bu oyuncuların hiçbiri kulübünde oynamıyor abi. O yüzden adamlar oynamaması çok normal yani bu kadar uyumsuz olması. Ama oynayanlar yani var hiçbiri mesela. Hiçbiri demeyeyim abi. yani. Çok az o, süre alanlar var yani. İşte mesela en etkili olan mesela Onur Alp bitim. Tam i̇şte ee, bir tek Onur Alp bitim. Sağda de... Kemil Kabaca var. Ee, bir de yani tabii Scottie Wilde var? Başka kim var abi? Diğer kim çok Yani takımlarında o kadar süre alan oyuncular değil yani. Üzgünüm. Keşke olsalardı ama bu bence birinci nedeni Hı. Yani bizim şey kendi öz kaynağımızı seviyesi biz yüksek sanıyoruz aslında ama hı hı. yani lig evet çok kaliteli ama Türk oyuncular hiç yarışmacı değil Avrupa'da da yarışmacı değiller yani. Ama yeniyorlar da abi Sırbistan'ı. Ya abi yani top, son yeniyorlar da değil yenemediler yine. Gitti yani. sonuçta yani anladın mı yani bu Sırbistan yani, yani Missi çok o yok bu yok takımda yeni oyuncu budur hiç olduğu Sırbistan'ı yenmesi lazım abi ya. Şey yoktu be. E, o Bogdanovic zaten mesela şeyde yoktu. Bogdanovic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic, Vasilije Emitsic. Bogdan Mitsic. Bogdanovic Hırvat abi zaten. Hayır. Boyan Bogdanovic. Ha Bogdan Boyan Bogdan. Bogdanovic pardon özür dilerim. Bogdan Bogdanovic şeyde Bogdan de yok. Eurobasket'te de yoktu zaten. Hani tamam. Yani... Abi o sakat. Ya tamam yani şunu diyeceğim. Sonuçta karşındaki Sırbistan. Bak şöyle bir örnek vereyim ben sana. Geçen sene oynanan bir Hırvatistan maçı vardı hatırlıyor musun? Evet, aynen öyle. Konuşmuştuk burada. Mesela o Hırvatistan evet, takımını ya, hatırla. Ha, o Hırvatistan takımını hatırla ne kadar mesela. Hani Hırvatistan'ın gerçek gücünden uzakta bir Hırvatistan takımıydı o. Ki yendiler yine de. <laughs> Ama hmm. e, Evet. Demek istediğim mesela o Hırvatistan takımının gibi bir Sırbistan takımı yoktu bu maçta karşında. Yani gerçek bir Sırbistanın yani çok da tutuktular yani piyano oynasına rağmen maç. Yani kadrosu iyiydi o demek. Yani çalışıyor. bir türlü şey yakalayamadılar yani ee, nasıl diye bizim yakalayamadılar yani onlarda. Aynen öyle ve bence bu maçta e, benim gördüğüm öne çıkan önemli husus birincisi yetenek yetenek farkı var Çünkü çok kritik anlarda bu, bu üçlüklerle hep maçta kaldılar yoksa e, Türkiye'nin e, genel olarak baktığın zaman maç içerisindeki özellikle o çocuklar ki Ergen Atamada maçtan sonra söyledi bunu yani Scottie Wilbeck'ini bir kenara koyduğun zaman e, diğer oyuncuların seviyesi aşağı yukarı birbirine yakın zaten o yüzden o seviye bence iyi mücadele verdi ve maçı kazanmaya yakındı. Son top konusu konuşuluyor yani millet seviyor bu konuşmayı ama. Ergin Ataman son top çizmiyor, çizemiyor ya da hani bunu söylemiştin sen direkt çıkın oynayın diyor yani bu. Aynen öyle. Yani Ergin Ataman'ın koçluğunu geçen Ergin Ataman'ı yine konuşacağız mecburen. Konuşacağız. Bu Virbeke'nin sondaki serbest atış kaçırması da ayrı bir detay ya <laughs> tamam oldu. abi ya. yani işte öyle öyle Gerçekten yani, yani milli sporumuz oldu ya. Aynen. Atış kaçırmak, gerçekten. <laughs> Ya ama Yaz... Will... bu buralarda kaçırıyor bu serbest atışları. Geçen sene Makabi'yi çok yaktı böyle hatırlıyorsun. En az 4-5 maç kaybetti Makabi böyle. Ya öyle ama sonuçta Scottie Wilbeck'in o maçta seni tutan oyuncuydu yani. yani. O da var abi ama yani maç. sonuçta atamadı yani. Onu ya, atamadı onu da atam atamayabilir yani şu hep konuşuluyor ya bu yani mesela. Ya tabii daha ondan önceki pozisyonları da Önceki var, pozisyonları yani. atılmadan kaç tane serbest var ya abi onları at. Onları at maç oraya gelmesin yani. İşte zaten onu demek istiyoruz. İşte onu yapamadı takım. Evet. Ee, Çok bir da rahat var. böyle koparabileceği bir maçtı bence yani. Bu arada şimdi bana katılmayan olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim. Rahatsız etmeyecek şekilde. Ben Eurobasket'te Shane Larkin'in e, tabii bu Ergen Ataman tercihi. Shane Larkin'in değil de Scotty Wielbeck'in gelmesini istemiştim. Tabii bu program yapamadık e, yazın. E, en azından bundan sonraki süreçte Shane Larkin ile Scottie Wilbeck'in dönüşümlü olarak milli takımda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Larkin ile şu ana kadarki milli formayla yaptıkları, Türkiye milli takım formasıyla yaptıkları katkılara bakarsak, yani Wilbeck'in önde. Yani Shane Larkin daha böyle maç şey kontrol ettiği takımda daha yetkin, daha başarılı olabiliyor. O takımın da ona uygun olması gerekiyor ki kendisi Eurobasket'te şeyi söyledi. Yani benim buradaki rolüm daha farklı. Bu ne demek? Abi Efes'te zaten dümen bende diyor yani. Ama orada Hı. dümen bende olsa ne olacak diyor. Adamları tanımıyorum diyor. Yani ben işte Efes'te zaten oturmuş olan bir sistemi elimdeki dümenle, Mistich'le beraber yönetiyorum ama şimdi burada diyor benim rolüm farklı. Ama şöyle bir sorun var sevgili Shane Larkin. Senin rolün farklı olamaz. Yani sen zaten Efes'teki etkiyi yaratmak üzere... Milli takımda. Yani aslında çok saçma bence de yani öyle bir şey söyleyemezsin. Ee, eğer eğer senin rolün farklı olacaksa o zaman millet seni aramayacak. Veya senden beklemeyecek. Ama herkes senden bekliyor. Ee, seni arıyor. Hani top topu alan seni arıyor. Senden bir şeyler bekliyor. Senin hem aklını bekliyor hem yeteneğini bekliyor. Ve tam da Efes'te yaptığın şeyi aslında e, yapman için milli takıma alındın sen. Hani rolün farklı derken nasıl? Yani Cedi Osman'ın rolü mü seninki? Ya da işte ne bileyim Sertaç'ın rolü mü? hani pozisyon olarak söylemiyorum ağırlık olarak söylüyorum değil. Ama mesela Scottie Wilbeck'in öyle değil. Hani adam alıyor oynuyor oynadığı kadar. Üçlüğünü de alıyor. Yani ben bu kadar aynen bu kadar yapıyorum diye. Evet. Yani şey ama zaten e, amaç e, ne abi? Duygusal de mental bir oyuncu. Ya yani ikisi de mental oyuncu ama nasıl diyeyim daha doğru kurmak gerekirse yani Wilbeck'in daha temperamental deniyor yani İngilizce. Daha böyle bozulmaya müsait. hı hı. Shane Larkin yani agresiflikten bozulmaya müsait Will Shane Larkin de tam tersi iç duygusallıktan bozuluyor. Aynen öyle. Bir de Larkin bazen çok düşüyor. Will çok kadar düşmez maçta. Yok olup gidiyor Larkin. o agresifliği şey oluyor yani. Aslında Shane Larkin agresif bir oyuncu da işte kafası agresif olması Larkin lazım. Larkin'in keyfinin yerinde olması lazım abi. Maçta Lark Larkin keyfinin yerinde olmadığı zaman bazen Aynen. Gülerek e orta sağdan bir tane üçlük sallaması falan lazım. Yani. Ha, ha, ya da ona böyle de ters bir şey yapılması lazım. Kendine gelmesi lazım. Yani işler kötü gittiği zaman kopuyor. Orada mesela hep oldu. Efes'in geçen 2-3 tane maçında bu yaşandı. Rakipler o hatayı yaptılar. Yani yaptıkları faulle veya işte vermedikleri faulle veya bir teknik faul vererek e, uyuyan devi uyandırdılar mesela öyle. Velayet geri döndü. E, neyse orayı çok uzatmayalım. Sadece demek istediğim şimdi bir şeyi netleştirmek gerekiyor bu konuyla alakalı. Şimdi bu iş Bobby Dixon'la başladı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Bobby Dixon geldiği zaman ondan önce Kerem Tunçeri vardı. Kerem Tunçeri'den sonra Bobby Dixon geldi. Ne oldu? Herkes ne konuştu? Abi ne güzel artık oyun kurucumuz var. Yani Kerem'den sonra bir boşluk oluşmuştu. Bir oyun kurucu ihtiyacını kapattın. Yani sende o oyun kurucu yok. Bir, iki, o kadar kaliteli yok. Evet. Dolayısıyla sen e, bu hani Amerikalı e, devşirme oyun kurucu alışkanlığını kaliteni yükseltmek üzere alıyorsun. Bunu sadece Türkiye değil Almanya'da yapıyor, İtalya'da yapıyor, hepsi yapıyor. İspanya bile Lorenzo Brown'u aldı bu sene yani. Hani Lorenzo Brown kalitesine ihtiyacı yok belki İspanya'da ama aldılar işte yani ve işe de yaradı. Dolayısıyla orada herhangi bir... Daha orada adam yoktu, çağırdılar işte geldirdiler. Ama çok da işe yaradı yani şunu demeye çalışıyorum... Herhangi bir... Ben sanmıyorum Lorenzo Brown'un bir, bir sonraki şampiyonu. Olacak olacak yaşandım. olacak. Bu abi olayınca... yok ya. On, hala yok şeyde. İspanya'da point kart yok şu anda. Yani Sergio Yul. Bitti ya artık yani, yeter, yeter tamam. son Belki dünya şampiyonası oynar daha da, daha da evet oynamaz yani. Ya yapacağız. bitti denilen takım... Alttan geliyorlar abi İspanyollar. Gelir de alttan gelen... gelen Aman alttan gelen Bitti denilen takım Lorenzo Brown takviyesi yapmış olmasına rağmen şampiyon oldu abi. Yani İspanya zaten artık iyice başka bir seviyede de. Şunu diyeceğim. E, neticede Larkin'de, de ondan önceki Dixon'da e, herhangi bir Türk oyuncusunun e, seviyesini sahaya yansıtmak üzere gelmiyorlar oraya. Yani, çünkü var çünkü. Türkiye'de de var point kart. Burak Tuncer var mesela. Şeymus Hazer var mesela. Ama onlar varken Wilbeck'in geliyorsa, onlar varken Larkin geliyorsa onlardan beklenti seviyeyi yükseltmektir. Dolayısıyla işte biz de çaba harcıyoruz, Elimizden yeni yaptık diyeceğiniz bir şey yok. Orada özel bir durumdasınız. O not etmiş olalım. Şimdi sizin bir e, sorum var abi. Bu Peki arada, bu ergin Dünya Kupasına katılmamak da, Ergentama geçeceğim. Dünya Kupasına katılmamış olmak açıkçası başarısızlıktır kardeşim Türkiye için. Onu da o söyleyeyim. O kesinlikle evet bence. Kusura o. bakmayın yani. Kusura bakmayın. Ergin Ataman da sorun budur bundan? Oraya gitmeli lazımdı yani yok kesinlikle. Abi dünya ne demek abi Allah Allah. Türkiye'nin basketbol takımı Türkiye futbol takımı gibi değil ki. Yani Türkiye evet. futbol takımı dünya kupasına katılmadığı zaman yine gıcık oluyorsun da hani artık o Skandal kadar da şey. Skandal abi bence ya gitmememiz. Bence yani bu sene bizi bence. kurtaracak bir wild card da yok gerçi. Eurobasket öncesindeki Letonya maçında ka kaybettiler. Kristaps Porzingis oynuyordu. Ergin Ataman bunu normalleştirdi maçtan sonra. Abi çok güçlüler dedi özet olarak. Aynen evet. Aa, bu olmaz o zaman yani. Ki adamlar sadece tempolu, uyumlu bir basketbol oynuyorlar yani. Tamam Porzingis'in ikame edecek Böyle bir Böyle şey hani yok. çok şey bir şey yok yani çözemeyeceğin problemleri yok yani e, Letonya'nın. Anladın mı? Bir de sadece Por... şutörlere dikkat edeceksin yani forvetten. Adamlar orada tehlikeliler Porzingis yokken. Yok Porzingis vardı işte o maçta. Letonya Amerika, hmm. Türkiye maçında Eurobasket'e önce oraya gönderme yaptı. Porzingis var diye yenilmeyi normalleştirip hemen arkasından Eurobasket'te şampiyonluğu hedefliyoruz dediğin zaman pek inandırıcı olmuyor ama işte. Ben ben sana başka bir şey daha soracağım. Bu aslında yorumlarda da vardı. Mert G paylaşmış Mert G. Ergin'in sıplarını hiç hiç, izni vermemiz kadar büyük bir skandal. Az bulunur. çok haklı. Milli takım koçu olarak hangi yüzü kulüplerden yıldızlarını isteyeceksin şimdi? <laughs> yani bir yandan adam Barcelona'ya çakarken işte sert içi bize vermediler, o da vermedi misici? Yani getirelim o zaman. Olayın bence bence şey yani, yani sen ne düşünüyorsun bu konuyla Tamam yani zaten konumuzlarımız arasında vardı biliyorsun. Yani şöyle ya bence de e, hiç açıklar. Yani Ergin tamam bu son yaptıklarıyla yani bu son ki en son bir yasak yavruççusuyla tartışma oldu. Artık e, bırakıp gitsin maçı... ya zaten. Abi yok bırakıp gitme değil ya. Yani Ergin Ataman şunu göze almış durumda. Bana tutarsız diyebilirsiniz. Bana saçmalıyor diyebilirsiniz. Bana e, kuralları ihlal ediyor diyebilirsiniz. Her şeyi diyebilirsiniz. Kusura bakmayın ben böyleyim. Tutarsız davranırım. Saldırırım. Gerekirse çirkeflik yaparım. Ben winner'ım. Winner olmak için her şeyi yaparım diyor Ergen Ataman. Ben bunu anladım abi. Çünkü ben iki sene, özellikle son 2-3 senedir yani bu Fenerbahçe taraftarının mevzusu Galatasaray zamanından geliyor. Onu geç. Ama özellikle son iki senedir Ergen Ataman'ı burada savunduğumu hatırlıyorum. Birçok konuda. Ama bu son olay hiç olmadı. Ne demek abi sen Sertaş Şanlı'yı vermiyor Barcelona diye oradan giydir bir hafta ya, önce. Aynen. Sonra dön Mitsiçi ondan sonra gel Sırbistan basın toplantısında bu benim kararım değil kulübün kararı. Kulübün içinde sen yok musun? Kulüp sana sormadan mı karar oluyor? Ve gerekçeli şöyle açıklıyorsun. Diyorsun ki bizim Barcelona maçımız var. e ee, orada bir arada olmalıydık. E demek ki senin fikrinle beraber kulüp senin tavsiyenin üzerine bu kararı almış. Bu da bir çelişkili açıklama. İkincisi. ben yani nereden baksan elinde kalıyor abi. Ya. Ikincisi, çok kötü bir, çok bak çok şimdi. Oldu ya. O, o, o. çıkıp dese ki. Barcelona çıkıp dese ki. Kardeşim bizim de önemli bir Euroleague maçımız vardı. Sertaç bizde kalsın istedik dese. Sen buna demek ki ha diyorsun ki yok göndermen gerekiyordu. E Mitzic'i sen göndermiyorsun. Benim önemli bir Barcelona maçım var diye. O zaman sen aslında dolaylı olarak şunu da söylemiş oluyorsun. Diyorsun ki ya abi Sertaç sonuçta yani. Sertaç'ın neyini ya, göndermiyorsunuz? Kısacası Ben kendi yani. çıkarlarımı düşünüyorum. Senin ne çıkarın var? Yok abi geçeceksin düşünü. o iş. Geç, bu işte. yani benim istediğim ha. gibi yap. Geçen sene de aynı açıklamayı yaptı. Millilik, Türklük, Orbadoviç'le bütün e, diyaloglarında hep Türklüğü vurguladı. Ben ev sahibiyim dedi. Hep oraya gönderme yaptı. Burası Türkiye'ye getirdi. Milli takım, millilik, işine gelince Türklük. Ama sonra dün geçen seneki Fenerbahçe'nin Rus takımları hikayesinde Efes'in oyunu nasıl savundu? Herkes kendi çıkarına bakar kardeşim dedi. E nerede kaldı senin Türklüğün milliliğin o zaman? Demek ki senin Aynen Türklük öyle. millilik savunma işine gelince oluyormuş. Ben öyle olsun diye söylemiyorum. Sen böyle söylediğin için söylüyorum. Bir başkası da şu son hani Sertaç önemsiz bir oyuncu olarak görüyor. E bu durumda son maçtan sonra ne oldu? Yine oradan gönderme yapıyor. Sertaç yine karşı bize karşı çok iyi oynadı. Umarım milli takımda da böyle oynar. Abi bunlar... Ya çok... aynen bu abi yani... sen 12 yaşında çocuk musun? Yani ya bu yeter abi ya. ya. Yani. Artık yeter yani. Ortaokul arkadaşın CG vermese falan böyle şeyler söylersin yani anladın mı? Evet yani dediğin gibi yani Sertaç şanlı üzerinde yani şimdi buna espri mi? Yani, yani e, şey e, teenager tepkileri bunlar. Pesic canım. benim benimle muhatap ol. İşte Yasikevicius'la ilgili son söylediği hani oradan kapatalım çok da sündürmeyeyim. Ha, bu arada şeyi not edelim bu arada. Hani burada Efes'le alakalı bir şey değil. Ergin Atama hem milli takım koçudur hem Türkiye'nin e, bir head koçudur. Bugün Efes'tedir yarın başka yerdedir. Yani eğrisi doğrusu. Burada biliyorsunuz Giorcevic de gömüldü. Ee, da gömüldü duruma göre yeri gelir. Orbadoviş de, Orbadoviş de, de çok ağır değiştir. Ama mesela şimdi bizim buradaki konuştuğumuz şey basketbol koçluğu yeteneği üzerinden konuşmuyoruz. Ergin Ataman'ın açtığı alan üzerinden konuşuyoruz. Ergin Ataman'ı mesela ben işte koçluğu şöyle yok oyun çizemiyor yok. Bir, o başka bir konu. Onu yani bir yerden sonra ben kendi adıma konuşayım. Beni aşacak konular zaten yani. Ben o konuda öyle ahkam kesimi derdinde bir insan değilim ...kesemem de zaten. Ama Ergin Ataman bu işin magazinel tarafını, basın toplantısı kısmında yaptığı açıklamaları, hareketleri... ...yani oyun dışında kalan kısımları seviyor. Konuşulsun istiyor, biz de onu konuşuyoruz. Buradan o, o notu düşüyeyim. Ee, sonra yine böyle yok, düşmanlıkmış, bilmem neymiş muhabbetler açılmasın. Ee, son olarak bu Yasikeviç'cüsün... ...yani şimdi ona bakacaktım tekrar da yani... ...ekran memnuna gitti? Ben kaçırdım galiba orayı ama... ...basın toplantısı söylediği şey. E, Şaraz geldi bizim asistan koçumuzun üzerine yürüdü video kayıtlarını e, ama antrenmanlarımızın video kaydını çok iyi çekmişsiniz dedi ve buradan ben sesleniyorum beni arasın e, bunu ispat ederse ben istifa edeceğim işte ispat etmezse kendisi o zaman çıksın e, özür dilesin ya, bilmiyorum hani orası e... biraz haklı burada da söyleme şey yani bir laf var ya doğru söylüyorsun yanlış konuşuyorsun diye aynen öyle yani yani saras bence ciddi bir itham da burada hani burada ağ kamerayla çekti bizi falan filan. Ante e ama ya yes, ama yani bunu ben kaçırdım insana yazsın da ben de tekrar bakacağım çünkü çok başka başka görüntüye geçiyoruz. Bazen maç bitince kesiyorum. Öyle de oldu Efes maçında. Ama e, yani bunu espri mi yapmış olabilirim acaba? Hani onu da düşünüyorum bir tarafta. Çünkü bu çok ağır bir tam eğer Şaras böyle bir ithamda bulunduysa bence bunu basın toplantısında da söylerdi. Yani o kadar salak değil bu adam. Gidip de siz casusluk yaptınız diye ciddi ciddi gidip de yani e, head coach'un asistanına söylemez. Yani bilmiyorum ben açıkçası bunu herhalde espri yapmıştır diye tahmin ediyorum. Ama Ergen Ataman'ın e, buna hiç opsiyon bırakmayarak böyle meydan okuması... E, ondan önceki Sırbistan maçından sonra işte buraya geldiğimizden beri bizim için provokasyon var. Hakemler. Ya çok yoruluyorum yemin ediyorum ya. Vallahi çok yoruluyorum ya. Bu hafta çok böyle yorucu mevzular var ama. Yani. çok yoruluyorum abi. Yani, yani bunlar Sarası, çok yorucu yani. Ama Saras da biraz o da bence kalitesini göstermeye başlıyor yavaş yavaş ya. Bunu Efes maçından sonra konuşacaktım Sarası da. Hangi açıdan diyorsun? Teknik taktik açıdan. Her açıdan, açıdan abi. Yani. Her abi, başlıkla şimdi, şimdi şöyle abi. Ergin Ataman konusu kapatalım o zaman. Herhalde konuştuk bilmiyorum. Daha e, konuşacağımız bir yani şey var yani, mı? Yani. alakalı. Ama yani çok yorucu. Herkes biliyor zaten. Çok yorucu yani. Ben gerçekten ben çok katılmıyorum abi. Evet, ben kesinlikle e, ya. Katılmıyorum abi Ergin Ataman'a. Şu son hani Sırbistan maçı. Ya, yani toksik biri ya gerçekten. Yani o işte Sırbistan maçı öncesi. E, yani sürekli ortamı konusu. geriyor. Yani gerginlikten verim aldığını düşündüğü için çok geriyor ortamı. Son olarak şey de söyleyeyim. Vasilya işte maçtan sonra dinlenmek benim kararım değil dedi. Ama ben bir çalışanım, profesyonel çalışanım saygı duyuyorum. Ama ben de Sırbistan takımına gidip orada Sırbistan milli takımında da oynaya, oynayabilirdim dedi. Bak tekrar söylüyorum. Anadolu Efes Kulübü Vasilya Mitsic'i Sırbistan Milli Takımı'na göndermeme hakkına sahipse bunu kullanır. Kimsenin buna bir itirazı yok. Ama sen bir hafta evvel Bismillah hemen Barcelona'dan başlıyorsan konuşmaya sertaşı vermediler diye arkasından bunu söylüyorsan ve bunu normalleştiriyorsan dönüp ondan sonra gelip Sırbistan medyası geldiğimizden beri bu, yani şimdi burada e, şöyle bir beklenti var ben e, kendi adıma konuşayım yine kusura bakmayın abi ben Türkiye vatandaşıyım diye e, Türkiye kartvizitini taşıyan insanların yaptıkları şeylere subjektif bakmam objektif bakarım. Tuttuğum takım için de geçerli bu. Ait Pasaportumda, kimliğimde yazan e, şey de için de geçerli bu. Ben öyle bakmam hayata. Yani objektif olarak bakıyorum. Ama Ergin Ataman gibiler bunlara güveniyor. Diyor ki aynı şey Gürcistan maçında da yaşandı. Orada bir haksızlık vardı Eurobasket'te. Ama onlar şeyi seviyorlar. Oh diyorlar abi biz şimdi buradan yerlidir, millidir, milliyetçiliktir, nasyonalizmden basarız da basarız. Örteriz kendi kabahatlerimizi. Örtemezsiniz kendi kabahatlerinizi. Orta Türkiye'ye yapılan bir haksızlık vardır... O bir yerde durur. Onun hesabı ayrıca görülür. Ama siz bunun üzerinden kendi eksiklerinizi, başarısızlıklarınızı insanların milliyetçilik üzerinden konsolide ederek kapatmak işte zaten Türkiye böyle yönetiliyor. Ee, yani bu sıvama e, bir politikasıdır. Kusura bakmayın ben yemiyorum. Yani ee, yoksa tabii ki e, haksızlığa vurulduğu zaman Türkiye'dir, Almanya'dır Bakmasın, söylersin. Yani Türkiye'den sonra hemen aklına Almanya'nın gelmesi. Arkadaş, nasıl bir psikolojimiz var ya. <laughs> yani şey diyorum Efes Efes'e geçelim o zaman. şey bu hakemlerle ilgili de çok kısa. Yani aslında başarsın... nereye Efes maçında konuşalım. Konuşalım. Yani. Peki başla Efes'ten abi efe's sen. Efes Efes, efes, ya efes, bir abi bir efes... Bir bir geldi abi işte şampiyon geldi ya Efes yani. ama bir şey söyleyeyim mi? Burada şeyin etkisi oldu bence. X faktörler çıktı Efes'te abi. Elijah Bright'la ama Tembaye. O yüzden o yüzden Efes böyle yani böyle bir galibiyet aldı. ama tabii tüm takım iyi oynadı. Tabii ki de Misic yani Laprovitola yine saçmalamaya başladı yani olumlu anlamda. Hmm. Ama işte senin elinde de Misic gibi bir adam olunca o da daha çok saçmalıyor. Clyburn gibi bir ee, adam olunca. Clyburn olunca. <laughs> ekstra saçmalıyor falan o da yani sadece Klaybön ve Misic abi e, kaltı sayı üretti ya. Yani i̇ki haftada burada yani. şeyi konuşuyoruz. E, Alt planı, Ergin Atam'ın A planından bahsediyoruz. O da şu Efes'i iki sene üst üste şampiyonluğa götüren A planı. Neydi o A planı? Misic ve Larkin'in gibi elit iki tane basketbol aklını guard rotasyon guard pozisyonunda ve rotasyonuna koyup dümeni verdikten sonra yan parçalarında onlara uygun minimum gereken minimum required minimum gerekli performansı sergilediği bir A planı. Şimdi bu maçta da Mitchell ve Clyburn yine o elit e, tarafı çok iyi icra ederken Bundan önceki maçlarda yani Euroleague'in bu, bu, sezonki Efes'in bu geride kalan 7 maçında 7'de 2 yaptığı süreçte çalışmayan diğer parçalar çalışmaya başladı. Ama çalışırken nasıl çalıştılar? E, o direksiyonda bulunan kişilere uygun çalışmaya başladılar. Onun başında da zaten sezon başından beri konuştuğumuz her Efes taraftan da özellikle şikayet etti. 4 numara pozisyon Embaye kendini gösterdi. Embaye bence sana da cevap verdi sen çocuğu. Hani sen dedi. Evet. Dedi, ya, ama ben dedi, yani sezon büyük maçta oynadı çıktı mesela şimdi. Singleton'ın yani, Singleton e, yani ya, normal sezonda yapamadığını yaptı adam şu an. Aynen. İkincisi Elijah Bryant ve tabii ki Bryant Dunstan. Şimdi sen e, Larkin'in yokluğunda bu seneki Clyburn transferiyle çok iyi bir ikame yaratıyor şu anda. E, ve mesela şimdi asıl geleceğimiz nokta şurası. Şimdi bakıyorsun abi dakikalara yani Elijah Bryant mesela bu maçın starlarından 34 dakika. Will Kleiber 35 dakika. Vasily Misic 32 dakika. Ahmad Enbaye 25 dakika. Bryant-Dunson'la az önce bahsettim. 22 dakika. Yani 5 kişi oynuyor. oynuyor. Yine Bryant daha rotasyon. Kleiber. Bir burada enerji katan, 16 dakika oynayan, enerji katan, iyi bir maç katan, <laughs> Isaiah Taylor var bir de işte. Polonara'da bu maç görece daha çok süre aldı. Ama şimdi işte Polonara'dan beklenen o değil. Yani o Polonara işlerin yolunda gittiği, takımın havaya ayağa kalktığı yerde görev. Şimdi bu da bu da anlaş, bu da herhalde kararlaştırılacak bir yerden sonra. Çünkü bu maçta aslında Embaye şeyi söylemiş oldu ya yani. bu takım. Enerji, enerji. Dört enerji. numarası benim dedi yani. şimdi tabii Bu bir hafta önce söyledim hani Efes Larkin'i bekliyor. Ergen Ataman Larkin'i bekliyor. Daha cuk oturdu. Bir de şeyi de kabul etmek gerekiyor. Şu açıdan çok değerli bir galibiyet. Sahanda ligin seninle beraber en e, güçlü kadrosuna sahip olan takımını yenerek e, geri dönüşünü yaptım. Ya yani bu da son iki senenin şampiyonu yakışır hamleydi. Bu çok değerli. Yani e, işte ne bileyim şu anda atıyorum Alba Berlin'e Asvel'e 30 sayı fark atarak geri dönüş yapmak yerine taraftarınla beraber Barcelona'yı böyle çatır çatır yenerek geri dönüş yaptın. Bu tam bir şampiyona yakışan harekettir yani. Evet. Bu açıdan kıymetli buldum. Çünkü eğer bu maçta da silik davransalardı önceki 7 maçta olduğu gibi o zaman artık iyice o şampiyonluk rütbesinin psikolojisinden uzaklaşmaya başlama riski var. Real Madrid konuşur. maçının dersleri alınmış gibi ama biraz yani daha fokus bir Efes vardı yani mesela çok erken koptu biraz Efes orada maçtan koptu geri geldi hani kafa olarak tam şey olamadı ama bu Barcelona maçında hani herkes çok full konsantrasyon ama dediğim gibi kısa rotasyonun da bence etkisi var bunda. Kazanacağım dediği ilk maçtı bu sene Euroleague'de. Efes'in hmm. oynadığı. Yani kazandıklarını da bunun içine koyuyorum. O geri kalan yeni maçın kazandığı iki maçı da katarak söylüyorum. Çünkü diğer 7 maçın 7'sini de kazanabilirdi bu arada. Ama hiçbirinde kazanacağım hmm. diye çık kazanacağım demedi maç içerisinde. Bu maçta kazanacağım hmm. dedi. Zaten bizim Ama bir bizim de şey güzel var. bir özgüven oldu yani. Mesela ben istediğim maçı kazanırım. Şeyi evet. o yani var efesti Bir de yine seni andım maçı izlerken. Barcelona şöyle bir hataya da düştü. Ki Yaskevicus'un çıldırdığı nokta or orası oldu maç içerisinde. Sen at ben at. Şimdi sen at ben ata çok güvendiler. Senat bak Efes'le bu ligde senat Berat oyununa girip de kazanması muhtemel bir takım Fenerbahçe'dir. Bir takım Barcelona'dır ama ikisi de düşük ihtimaldir bak. Kazanma şansı olan bak yine orada da Efes favoridir ama kazanma şansı olan diyeyim. Geri kalan kaç takım kaldı? 15 takım mı? Evet. 15 takımın tamamı Efes'le Senat Berat'a girerse kaybeder, garanti kaybeder. Barcelona'da olsa bile kaybetti. Efes de sanat ben adı girilmez abi. Yani sen Aslında orada Aslında aynı sayıda üçlük katmış yani. Efes'in 14 üçlüğü, Barcelona'nın 15 üçlüğü var ama Barcelona 34 denemiş yani. 34 defa üçlük denemiş. Ya çünkü... Ve çok hücumu da bence öyle şey ya, harcadılar ya. Ya şeyi hatırlıyor musun? Ee, i̇ki 2 sene önceydi galiba NBA finali. Los Angeles Lakers'la Miami Heat eşleşmesi vardı LeBron James ile Lakers'ın şampiyonluğu. Aa şampiyonu evet bu şey. pandemi sezonu evet. <laughs> Aynen. Miami Heat 4-2 kazandı Lakers. Miami Heat 2 maçı aldı. Yani şey Jimmy Butler'ı 40 dakika tutmuştu ya sahada şey. Ha evet <laughs> Ahmet. <anne. gülüyor> Neydi adamın ismi? Miami Heat'in koçu. Ee, Filipinli. Eee Spoelstra mı? Ha Spoelstra evet. Eric Spoelstra. Şey eee adam kusura bakmayın dedi yani spoiler yani. Kusura bakmayın dedi yani ve özür diliyorum Jimmy Butler'dan da dedi. Adamın ayağı kopuyordu artık. Ayağı kopuyordu herifin yani e, seride. Ergin Ataman NBA koşu demiştim ya işte aydı kapa abi diyor. Tut, tut, oyna abi diyor adam. Yani tamam diyor Clyburn'e mit oynayacaksınız 35 dakika 35 dakika 40 dakikası 40 dakika yani. <laughs> Aynen öyle evet. yani, Siz Jimmy olunca Bat bu <laughs> iş dönüyorsa abi oynayacaksınız yani. <laughs> taban tamam taban yani. <laughs> bu ya kural bu. İşinize gelirse e, sevgili profesyonel ya ona göre de parasını diyoruz da diyor. Eşi. Tabii tabii. Onda da geçen, geçen geçen sene söyledi. Larkin bu yüzden para alıyor dedi. Çok maç oynadı falan dediler. E tamam o yüzden para alıyor zaten dedi. Yani. Yani haftada dört maç oynaması da gerekiyorsa oynar diyor yani. hiç de o kafada zaten bak. O da diyor ya oynarım diyor yani. Asgari ücretle çalışmıyorsunuz Aynen. Aynen. arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Öncelikle <laughs> bir, evet. bir şey beklememiz çok doğal. Elijah <gülüyor> <gülüyor> Bryant bu maçta Kalitesini gerçek anlamda kapasitesini ortaya koydu. Dunstan 36 yaşında mükemmel bir enerji verdi. Ve maçın starı da Mba Yeyler kadar böyle misliçi saymıyorum zaten. E onları görüyor Ergen Ataman. Diyor ki tamam hadi buyurun o zaman diyor. 35 dakika siz diyor sahnede yerinizi alın diyor. Ama mesela aynısının tersini de yapıyor. Elijah Bryant'a mesela bakıyor olmuyor. Geç abicim otur diyor kenarda diyor. Bugün diyor seninle beraber bankta sohbet ederiz beraber diyor. Yani hani o hiç... Şey demiyor yani dur ben şunu bir tekrar sahaya süreyim yok diyor yani uğraşamayacağım diyor yani. Oynayan oynar kardeşim. Oynayan oynar, oynayanlarla da kazanırız kazanırız, kazanırız kazanamayız kazanamayız hepsi bu. Dizaynı böyle adamın. Tutuyor da. Yani. Tutuyor da. Yani oradan Fenerbahçe geçelim istersen. Ha, hakemler konuşacaktık sen hakemler. Daha, de... daha ha, çok ha. konu var ha konuşulacak efes Barcelona maçı ile ilgili bence. Buyur Hemen o zaman sen hakem şey konusunu buraya bağladın sen. Her hafta beni şeye bağlıyorsun. Her hafta bana diyorsun işte ya neden önce Efes'ten başlıyoruz? Hep genelde Efes diyoruz da hmm. çok konuşulacak bir şey. Ama bu sefer var yani. Daha evet. abi bir kere Barcelona'yı konuş, konuşmamız lazım bence. Barcelona taraftar dinleyicilerimiz var. Evet. Yani mesela Yan Veseli çok az süre alıyor. Çok etkisiz, çok verimsiz. Ee, hatta Ve yine yani, teknik yani... faal almaya devam ediyor. Aynen öyle ee, orada yani Veseli gerçi röportaj da vermiş hani evet. ben bu rolü bilerek bunu bilerek gittim falan. Yani biz, yani bunu... Bir dakika dur ee, kesildi gitti, geldi gitmiş. dur dur bir dakika tekrar söyle. Evet. Veseli ben zaten bunu kabullenerek gittim gibisinden hani. E... Veseli bence yalan söylüyor abi ikidir. Konuşmuş. Geçen sene de yalan söyledi bu sene de yalan söylüyor Veseli. İşte tabii de ayrılığıyla da yani bir röportaj varmış Esporta işte orada ben de baktım gördüm işte Fenerbahçe'den ayrılması Fenerbahçe yönetiminin ona kontrat önermemesinden dolayı da onlar Barcelona'da yaşamak istemişler. Bu yüzden abi çoğu şey İstanbul güvenli bir yer değil yani biraz o yani Barcelona'da Barcelona'da da ne kadar güvenli ama Bar yani. Bir dakika abi, bak o da doğru değil bak Barcelona olabilir tabii ki ailen Barcelona'da yaşamak isteyebilir ama bak Beşiktaş Mario Gomez triplerine girip abi burası güvenli biz gidelim. O, o olaya gelmiş olabilirler ailecek. Ama bir şey Doğru. söyleyeceğim. O zaman o aradan geçen 3 hafta niye geçti? Neye mesela Itu geldiği zaman Dekolo'yla görüşüyoruz, görüşürüz, dur bakalım... değerlendiriyoruz. Abi sizin kararınız neyse zaten söyleyin yani. Adamları niye bekletiyorsunuz o zaman? Yani bence öyle değil. Payı vardır. Ama bence Yan Veseli de. Ya bence Fenerbahçe'ye açık kapı bırakmak istemiş. Ama yani çok da mevzu yani birilerini suçlamak. Yani ortaya çekmiş biraz mevzuyu böyle yani. Politik konuşmuş. Bana kalırsa Dimitris Itoulis Veseli'yi ve Dekolo'yu istemedi. Kötü olduklarından falan değil zaten. Onunla kötü veya iyi diye değerlenecek oyuncular. Dekolo zaten eski beraber çalıştığı bir oyuncu. CSK'da şampiyon olmuş. MVP almış onunla beraber bir oyuncu. Gayet iyi tanıyor ikisini de. İtulis şey yap düşündü ben onu destekliyorum da geldi dedi ki abi hadi artık yeni bir şey kuralım gerçekten madem yani çünkü Veseli ve Dekolo nasıl Epeste mesela Larkin ve varken yeni bir şeyden bahsedemeyiz diyoruz evet. ee, ancak şeyden bahsedebiliriz hani bir takım revizelerden bahsedebiliriz yani yenileme olmuyor o. güncelleme oluyor. Ama e, Fenerbahçe'de de De Kolo ve Veseli varken bir yenilemeden bahsetmek biraz zor Çünkü abi o, o oyuncular sahaya çıktıkları zaman, yani onlar sahaya çıkacaklar. Baksana onları kenara tutamazsın. Kenarda bekletemezsin. Ama e, sahaya çıktıkları zaman da, oynadığın zaman da onların borusu öter. Yani ya onların borusu öterden kastında onlara göre oynama oyna, oynatman lazım. Ama ituris belli ki yepyeni sıfırdan bir şey kurmak istedi. Ankarabahçe'nin de artık yenilenmeye ihtiyacı var. Çünkü Veseli hadi Dekolo belki Orbodovic'in son senesinde kalmıştı ama yine de Veseli demek aslında Orbodovic'ten doğru gelen bir akımın sinyalleriydi. Georgevic bu yüzden patladı bence. o yeniyi inşa edemedi. O etkiden kurtulamadı. İtulis'e karşı yeniği inşa edeceksek hakikaten yenileneceğiz dedi ve on Veseli ve Dekoluyu takımda istemiyorum netliğini de o da vermedi. Yani tepki olur falan diye. Ama böyle yani iki tarafta böyle ya işte ben de gideyim mi ya gitsem mi hani <laughs> öyle bir muhabbet döndü orada. Veseli de bence şimdi yalan söylüyor derken yani yüzdüz yalan söylemiyor belki ama geçen sene de o konusunda çok pozitif şeyler söylemişti. Bence Veseli durumu idare ediyor hep röportaj verirken. Evet kesinlikle. Yalan Aynen öyle. biraz ağır oldu özür dilerim ben yalan demiyorum demeyeyim de yani gerçek. İdare ediyor politik davranıyor abi idare ediyor. Geçen sene çünkü içinden geçenleri söylese belki de ortalık çok fena olacak diyor. İçinden geçenleri söylese mesela geçen sene Georgia'ya çakması lazımdı bence hani Hı -hı. şey demesini beklerim mesela vesaire. Abi bu Georgevich hakikaten bizim kafamızdaki oyunu oynatmıyor herif. Yani hani, ama O mesela adama full destek çıkmıştı geçen sene. Destek yani. çıktı da abi ondan sonra satıyorsun ama maç içerisinde. Bak. <laughs> yani onlar bir de mesela şey de oldu. Ne o, Bu maçta da mesela Barcelona maçında da. Yani bu adamın bu teknik faal alma hastalığı nedir kardeşim? Zaten oynayamıyorsun. Hadi Fenerbahçe'de oynuyordun. Yani maçın zaten bir numara starıydın oynarken. Çıkıp teknik far alıp yakıyordun takımı. Ama millet diyordu ki abi yaktı takımı da yani en azından adam şu, bilmem kaç sayı attı. Bilmem kaç. triple double yaptı filan. Double double yaptı. Hani, ama burada o da yok. Yani sen şimdi e, burada o teknik faali aldın. Ne oldu? İkinci faali şak dörde çıktın. Geçtin kenara sıfır sayı. Yani Veselis abi sen. Yani Barcelona'da da oynuyorsun. Efes'le oynuyorsun. Şampiyonla oynuyorsun yani. Ve yaptığın hallere bak yani baktığında. İşte Şaraz da bence <laughs> bence Veseli Şaraz bayağı Veseli şu anda ana aktör olmaktan çıkarttı başından beri zaten. O Sertaç'la başlıyor. Geçen sene de aynısını yapıyordu. Ya şu an uzunlardan en çok güvenliği de Sertaç bu arada. Mike Tobi'ye de o kadar güvenmiyor. Ya yani. Mike Tobi çok faydalı bir oyuncu ama. Şimdi geçen sene Sertaç'la başlıyordu. Brandon Davis ve ise devam ediyordu. Ee, i̇şte şey de vardı bir tane İspanyol 5 numara şu gelmedi e, Oriola Oriola da vardı ama şimdi onlar yok şimdi bu diyor ki kardeşim ben diyor Sertaş'la ilk periyotta savunmamı yapayım biraz diyor Sertaş'la yıpratayım o yıpranırken öbürleri de yıpransın sonra Mike Toby gelsin sayı atmaya başlasın kıvama gelsin Veseli gel abi yap şu bunu o zaman şimdi sana diyor yapacaksan yap şimdi diyor yani benim gördüğüm bu uzun rotasyon Yasikevicius'un yaptığı yani Veseli üzerine oyun kurmuyor Yasikevicius'un ya hiç göster star'lığı hadi bakalım şimdi diyor. Yani mesela Veseli ya Satoranski üzerinden bir şey göremiyor. Da. Brandon Davis de zaten bundan memnun olmadığı için ayrıldı baştan. Ama Brandon yani Davis'i... O da Staristan memnun değildi hiç. Brandon Davis ama Mike Toby'yi kullandığı gibi kullanıyordu. Yani şey diyordu hadi şimdi sayı atalım biraz pot altından dediği noktada Brandon Davis alıyordu. Şimdi Mike Toby alıyor. Hani pot hmm. altından verim almak istediği noktalarda ona göre bir oyuncusu var. ...savunmacısı var Sertaç... ...bir de star aldığı Vesele işte... ...yani e, ama... ...mesela başka bir koç olsa... E, ...Yasikevicüs'ün yerinde... ...şey yapar... ...Veseli ve Satoranski üzerine oyun kurma, kurar en başta... ...ama Barcelona'da öyle bir kadrosu var ki... ...hani diğerleri derler ki... ...baba ne yapıyorsunuz yani... ...orası Efes gibi olmuyor işte o zaman... ...yani şimdi sen bunu Misliç'le üzerine kurduğun oyunda... ...diğerlerini ikna ediyorsun Efes'te... Onlar da ikna olacak e, kariyerdeler aslına bakarsan. Ama burada işte Alex Avrines'i ikna edemezsin. Karates'i ikna edemezsin. Bak gitti adam. Bence Saras Barcelona'nın yani, Barcelona, Barcelona yönetimi. O da memnun değildi Saras'tan. Zaten abi Saras büyük sıkıntı. Bak maçta da kavga etti işte Kalinç. Ben onun mevzuyu da açayım. Kalinç'le tartıştılar işte takıma e, saygısızlık etti dedi Saras. Biz bunu içimizde çözeceğiz dedi. Aile içi şekli evet. ee, bir açıklama yaptı. Ee, ama yani bence e, ilk defa Fenerbahçe'ye gelmemiş diyorum ya Saras. Gerçekten yani biz direkten dönmüşüz ya. Vallahi ya. Yani şöyle. Bilmiyorum yani Saras geldi böyle şeyler oldu. Yaşandı of büyük kaos yani. Barcelona'da kaosun çıkmamış olması. Üçüncü sezon olmasına rağmen çok inanılmaz ya bilmiyorum. Saras biraz daha bence e, bilmiyorum. Barcelona koçu bu tartışılmaya başlanıyor artık yani. Bunu artık herkes tartışıyor. Yani bir de oyuncular da artık mutsuz olduğunu yani sevmiyorlar tarzını falan hani Karatis söyledi. Brandon Davis sırf bu yüzden gitti Milano'ya hani şimdi de Kalinic mevzusu. Yani Kaliniç de makul bir insan bence yani. Hani böyle şey agresif biri ama yerinde agresif biri yani Kaliniç. Boş taraf etmiyor yani, anladın mı? Şöyle ben Barcelona'nın kadro yapısının zaten çok gereksiz yıldızlar topluluğu kadroyu kurmasına karşılık Yaskevič'in e, iyi bir otorite olarak yer aldığını düşünüyorum. Yanlış düşünüyor olabilirim ama bu kadar yıldızlar topluluğu bir kadroyu 3 senedir 4 senedir bunu kurup duruyorsun. Ee, Svetislav Pesic gibi gıcık bir adam da aynı otoriteyi kurmak kurusun diye getirilmişti zaten. Ama pes bence hani koçluk melekelerinde ciddi gerileme var artık. Ama eee burada hem o o oyuncuların üzerine otoriteyi kuruyor, hem rotasyon yapıyor, hem de benim kurallarım diyor. Şimdi bunu yapmazsan o zaman ipler birinin eline geçer o takımda ve öbürleri de gider. Hani Barcelona yönetimi bence karar vermesi lazım buna. Siz niye Hı. böyle bir e, bu kadar şöhretler karması bir takım yapıyorsunuz her seferinde? Hani yapıyorsunuz da ne oluyor? Bir tane yarı Zaten final. Zaten onlar da bir, bir tane final. Gidiyorlar. Ya bu kadar şöhretler karması kaldı da çok böyle hani çünkü o zaman işte geçen maçta Fenerbahçe maçından sonra konuştuk yani bir otişte çekti kamera. Bak bu maçta bile aklına gelmiyor bir otişte yani. Evet. Abi Satoranski dediğin adam senin hani NBA'de direkt oynayan bir adam ya. Mirotiç öyle. Wesley dediğin evet. adam bu ligin starı. ...işte Sertaç şampiyon takımın pivotu. Abrines NBA'den geldi. Yani say say bitmiyor. Kuriş dediğin adam en temiz şutör dediğin adam. Yani Cory Higinsi sen sen biliyorsun senin adamın. Laprovitola dediğin adam zaten Arjantin milli takımının starı. Yani öteki tarafta işte şey var. İspanyol İspanyol Yokubaytis var. Hani şey de geliyor. Onlar da yetmiyor. Altyapıdan gelen falan filan. Altyapıdan gelen adam neydi? Adının ismi? Pauli miydi? Pauli var, NG var falan. Ha, Ennaci. Ennaciyle, Ennaci ile Enagi. aynen. ile Ennaci, evet, Pauli oynuyor. NG. Yani Silvaston. yetmiyor, yetmiyor. <laughs> yani Mike Toby falan. Yani abi kadro Oscar Silva'yı unutuyorsun mesela. Anladın mı? Hani... <laughs> evet, o da Alba'nın geçen Ya ha, yani hani böyle bir kadro Arsenal'da. İşte yarı gibi bence buna uygun davranıyor. Ne düşünüyorum? Bilemiyorum ya. Bence tartışıyorum. Ben iyi ki de Fener'e gelmemiş diyorum ya. Eyvallah. Olmazmış Eyvallah. fenerde. Bence yani. Fener başta İtulis oldu. O cuk oturdu. Aa aynen. Evet ee, ya var ya kesinlikle e ya. Hani o cuk o, oturdu. Obrado 3'ü bizi tamamen unutturacak gibi bir hissedim. Ben de, o, de geçen maç Fener'e bağlayalım mı ya? Bağlayalım o zaman. Ee, hakemler konusunda en sona konuşuruz. Şey ya Hakemler ya. rezaletti. Hepsi yani tam yani Cüneyt Çakır yani 3 tane Cüneyt Çakır yönetti Efes Barcelona maçını öyle söylüyor. Sen de mi Cüneyt Çakır'ı yaptılar ya. Full ama bak abi Cüneyt Çakır Avrupa'daki yönettiği gibi yönetmiyor kesinlikle maçı. Türkiye'de eyyam yapıyor. Her iki tarafı da mutlu etmeye çalışıyor. Bu Efes e, Barcelona maçında da böyleydi. E, mesela normalde hep biraz daha hani Barcelona'ya yakın kararlar oluyordu ama şimdi Efes son iki şampiyon olunca o kadar bazı şeyleri çalamadılar. Ama mesela iki, yani bence iki tane sportmen, sportmenlik dışı yediler Efes'in yani kesinlikle. Ee, yine Barcelona'nın da aynı şekilde ben, çok mesela bazı pozisyonlarda kolay e, faul çaldılar Barcelona'ya. Yani e, zaten o yüzden mesela Yasikevicius'a şikayet ediyor. Yani çok faal çaldı. Yani senin takımına da vermediği bir sürü sportmenlik dışı mevzuları e var. Vardı. abi Daha işte onu diyorum. Olabilirdi. Yani şimdi bu yani, Adam yani sadece seni biçmedi yani. Eyyam yaptı işte maçı idare etti yani anladın mı? ne iş Candan'ın sorusu yani. bir şey söyleyeceğim ben. O demiş ki yani ne, ne zaman başımızı kaldırırsa hakemler önümüzü... Ya ben buna katılmıyorum. Yani katılmayacağım da. Volkan e, bey bunu söylüyor diye söylemiyor ama o öyle düşünüyor diye öyle demiyor zaten böyle bir şey söyleniyor ne diyorsunuz diye. Bu sadece Türkiye için değil yani herkes için geçerli. Abi bunun yolu bellidir. Sen çıkıp da kasıt arıyorsan o yüzden çekil. yani yönetimden yani. Sen ihlettirler yani. Bir daha söyle kesildi. Yani net bir yönetim sergilemediler. Tam idare ettiler maçı yani. Ama bir an önce da bitirelim de yidelim modundaydı hakemler. Tamam ben daha genel olarak bir şey söylüyorum. Diyorum ki olabilir. Performans düşüklüğü olabilir. Yanlış karar olabilir. Taraftarın atmosferinden etkilenmiş olabilir. Önceki kararındaki yanlışlığı maç içerisinde fark edip de kafası oraya takıldığı için yeni bir yanlış karar verebilir. Oyuncunun aldatmasına gaza gelebilir. Koçun hareketlerinden etkilenebilir. He, olabilir, olabilir, olabilir. Ama siz kim olursunuz? Hakemleri bir kasıt olarak <laughs> çok konuşuyor ya Twitter'da operasyon çocuğu falan. Abi hiç yazmayın ya. <laughs> abi hiç yazmayın operasyon çocuğu diye. Ne boş insanlarsınız. Siz deyin ki kardeşim çekilin abi ligden. Ne demek yani? Ya bunu çok konuştuk. Ya abi, hakem mevzusu böyle yani. Sadece bunun şey Fenerbahçe şampiyon oldu bak. Yok yani. Fenerbahçe şampiyon oldu bu ligde. Efes iki defa üst üste şampiyon oldu. O yüzden kalkıp da hakem konusu açamazsın. İade edin abi o zaman şampiyonlukta. Demek ki siz de kayırmışlar. Geçen bir yazmış Murat Muratoğlu yıllardır söylüyor ya Berlin'de CSK Fenerbahçe maçta doğradılar Fenerbahçe'yi doğradılar Fenerbahçe'yi. Ulan doğradılarsa Fenerbahçe doğru yanlış kararlar verildi doğru bir şey değil mi? Ama bunda yine bir kasıt arıyorsun. Senin söyleyecek şey, kasıt kasıt varsa bir sonraki sene niye şampiyon oldu? Kime garezi var? Obradoviç'e mi var garezi Euroleague'in? Fenerbahçe'ye mi var Garezi? Oradaki oyunculara mı var Garezi? Obradoviç'e Garezi varsa para nasıl 5 tane şampiyonluk aldı bu adam? Aziz Başkan çözdü orada iş. Ya geçeceksin abi Aziz Başkan Aziz Başkan? O, <laughs> Efes niye 2 tane şampiyonluk aldı? Türkiye'ye Garezleri varsa eğer. Efes'in mi şampiyon olmasını istiyor? Ya abi mevzu o değil de yani bu başka bir mevzu. Hakem konusu boş ya. konudur Hı, arkadaşlar. Aynen. Hakem konusu boş O zaman boş geçelim, geçelim yani. abi. Hayır konudur. şey şey için söylüyorum boş kalmadı diyor. Hakeme eleştirirsin. Yanlış yaptı, yanlış karar. Eyvallah. ya maç özelinde yanlış karar Ama senin dediğin gibi yani bir takıma bir kasıt yok. Ama maç genelinde sadece bu hatayı Kasıt varsa çıkın olarak. gidin kardeşim zaten. Salak mısınız ya? Sizin karşınızda komplo kuran bir... E, sizin karşınızda komplo kuran bir yapı varken siz geri zekalı gibi niye o ta, ligde oynama devam ediyorsunuz? Siz karaktersiz misiniz? Ahlaksız mısınız siz? Hı <laughs> Yani Galatasaray'ın Okan Buruk da mesela ya gelmiş orada 3 hafta önce. Yok bizle karşı savaş savaş başladı. Ama ne oldu? 7 0 yeni savaş bitti mi? Aynen. Abi, bu mevzular evet bence de hiç ya daha uzatmayalım. Fenerbahçe'ye geçebilir miyiz abi? Geçelim güzel Fenerbahçe. şeyleri konuşabilir miyiz? Bak bu dünyada e, güzel şeyler güzel var. Şeyler, tamam. Bu dünyada güzel şeyler 2022-2023 model Fenerbahçe. Yani Öyle Bence Fenerbahçe'den yani. önce Panathinaikos. <laughs> yani Panathinaikos'ta Radonjic maçtan sonra diyor ki biz berbat oynadık diyor. Ama bir şey söyleyeyim Çok fena pataklılık adamları ya. Var ya yani çok kötü yendik ya. Öyle söyleyeyim. Yani onlar için çok kötü bir yenilgiydi ya. Ben, yani ben şey panalı olsam çok zoruma giderdi Panathinaikos yani. Panathinaikos bu takımla herkes yenilir zaten. Ve yani bu, bu kadar. Yani çok kopuk yani. kadar yani. Başı top boş kaybı kadar... yaptılar. Ya abi ben bir şey söyleyeceğim. Bırak top kaybı falan sen şu analize giriyorsun. Ne diyorsun? Ne top kaybı ya? ya bu kadar kafası lallo bir takım olabilir mi ya? Ne oynadığını bilmeyen bir takım. Panathinaikos yıllardır böyle. Burada da bana söyle kafayı niye Panathinaikos'a sinirim bozuluyor arkadaşlar. Ya şu Panathinaikos kadrosu Alba Berlin'de olsa şampiyonluk adayı Alba Berlin. Bak çok net söylüyorum. Alba Berlin'in o elin şey işte daha önce ee, şu anda e, İsrail Gonzalez var. Ya bütün o ruh e, başlayan o Alba Berlin ruhu böyle çıtır çıtır mücadele ediyor ya Alba Berlin şu anda. Hı hı. Bak geç Efes'i Fenerbahçe'yi Barsa'yı Real'i bilmem ne. Ya şu Panathinaikos'un yıllardır harcadığı parayı kadroyu bak Panathinaikos'un harcadığı parayı Alba Berlin'e verse Alba Berlin e iki defa Final Four yapmıştı o ruhla. Bu kadar böyle başı boş. Ya adamını da bulmuş. Panathinaikos, Dwayne Bacon tam yakışır evet. yani. Disiplinsiz. Şehit Langford'dan sonra atılım buldu. Çok güzel. Papa'ya keyfine baktık. Bacon'ın ünlenmesine baktık. Ponitka bile Eurobasket'in yıldızı Ponitka bile ne hallerde. Radonjic diyor ki maçtan Ponitka, sonra Ponitka yani seviyesini biraz gösterdi ya bu Euroleague'de. Yani bu 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 seviyede değilmiş ya falan. Ya şöyle ee... Politka da çok iyi bir oyuncu. Grigoriz de çok iyi bir oyuncu. gençliğinde yani teenagerken Wonderkid'di. Bekleniyordu yıldız olacağı. Ya, abi, abi adam zaten patlattı işte Eurobasket'te. Adam takım Pola tek başına Polonya'yı yarı falan. Abi tek Eurobasket'lik yani. bir, bir, ton insan var abi dünyada böyle yani. Tek Eurobasket'te oynamış. Ya Politka geçen sene de Unix'te çok zenitti gayet iyiydi zaten. Ama demek istediğim şey şu, Radonjic'e yani, geleceğim. Radonjic yani, maçtan sonra... Daha ki biz, ana bir parçaymış gibi bir şeyler bekleniyor politikadan burada. Zehirlik de daha yan parçaydı. O yüzden daha verimliydi bence. Ben abi kişilerden bir şey bekleme zamanının... Yani şöyle işte, geçen Ergen Ataman'la ilişkiliğimiz yerde orası yani. hani Sistemi kur bari Ergen Ataman gibi o zaman, öyle bekle. Hani Larkin'le Mitsic üzerinde bir sistem kur, öyle bekle. Hani şimdi politikanın üzerinde sistem mi kurulmuş da bekle. Bu sistem Papayannes'in sistemi şu anda Panathinaikos'ta. Zaten hani birisi de sormuştu hani baba yani dinlendiriyorlar papa yani diye. Adam yarım maçın yarısında yoktu zaten kafa olarak. Ya yani Panathinaikos'ta evet. bir mental sorun var. Radon için bir söyledi evet, çok söyleyemedim. Ağır bir Maçtan sorun. sonra bir dur. Onu bir söylettirim Radon hiç diyor ki biz diyor berbat oynadık. Güzel Radon içim. <laughs> berbat oynatmış olabilir misin acaba sen? <laughs> yani 30 sayı fark yiyorsun. Maç zaten devre arası bitti. Ve ilk periyotta Panathinaikos dedi ki biz dedi işte maça ortak olacağız. 25-22 saymadılar Gudur içinde 3 tane e, Gudur işi değil mi o? Evet. O şey 3 şey periyodun sonunda. Hı -hı. Ondan sonra e sonra abi ikinci periyotta Fenerbahçe bir gaza bastı. Zaten ikinci yarıya maç bitmiş başlamışlardı. Evet. Ama Fenerbahçe'nin... Yani, İzmir tarafı... Marşı bile çok erken girdi. 4 dakika kaldı İzmir Marşı söylendi. <laughs> yani şöyle Fenerbahçe'nin... E, sen istersen söyle ben ondan sonra bir iki tane notum var. Ona geçeyim. Ya Fenerbahçe ile ilgili ne söyleyeyim? Dedim ki ya bence bir şey söyleyeyim mi? Şimdi e, belki kızacaklar. Bunu söylediğim için. Fenerbahçe düşmanısını denecekler. Ama Fenerbahçe bu maçta o kadar da iyi oynamadı. Kendini çok da zorlamadı. Çünkü Panathinaikos... Senin de dediğin gibi... Yani tek periyot oynadı Fenerbahçe ve Panathinaikos maçı terk etti. Yani kafa olarak yoktu bedenen oradalardı. Bilmem NBA oynayanlar bilir yani bazen oynarsın online'da sen kötü yani sadece pas hatası yaptığın için adam sana fark atıyor falan böyle durumlar yani öyle bir durum oldu yani biz bir şey yapmadık top kayıplarını çok iyi değerlendirdik transition hücumlarını çok iyi oynadık çok iyi sonuçlandırdık Ekmeğini yedik yani bunların ee, yani e, modde de iyi dinlendi e, bu hafta e, çok fazla süre almadı ama 10 dakika 13 dakikada bile yani adam müthiş Abi niye çok diyorum. süre almadı Modli? Ya bir faal faali alakası faal. var ama daha sonra da oynayabilirdi yani yine sonunda bir faali bir üç faali yani. bitirdi dört faaliyette almadı. üçüncü faal alttan sonra kenara aldı artık mecburen sonra bir daha döndürmedi maça. döndü en son da. Ya döndü yani döndü sonra çok da yani döndürebilirdi yine tekrar. Bitmişti Onu artık yani. yani. Bak şimdi şöyle bir şey var. İyi noktaya değindim. Ben zaten gelecektim oraya. Jonathan yani Motley. iyi dinlendi yani Jonathan Motley bu hafta. Onu Abi demek Dinlendi ama sonra. Ben Sorun... Jonathan Motley kötü falan demiyorum. Yok yani. yok. Hayır şunu diyeceğim. Jonathan Motley hücumda ve savunmada şu anda çok ekstra bir performans sergiliyor. Euroleague'in elit e, diyebileceğimiz sıralamasında yer alıyor şu anda. Bu bir, çok iyi bir haber. Ama bu foul problemi e, iki türlü problem. Bir tanesi Motley'in bu kadar kolay faal alması erkenden. Bu üçüncü örnek. Yani, evet, bu bunu bu çözmesi, Bunun çözmesi yani. gerekiyor. Bir Bu da yaptı bunu ya. Bu, bu önemli müzik. bir dert. Neden dert? Çünkü Motley şu anki kurguda e, geçen hafta da konuşmuştuk. Motley dışındaki mesela bu maçta neyse ki Booker devreye girdi. Ama mesela Jekiri de o kadar hani yine baştan ya yani Jekiri'nin girişiyle beraber zaten o kadar hata yapıyor ki Jekyll'e girer girmez. Bütün düşüyor bir anda seviye zaten. Neyse ki ya şey, Itoudis gitti direkt iki tane uzuna çevirdi işi. Booker artı Jekyll'e çevirdi ve Booker katkı vermeye, şut atmaya başladı. Ama ve o açık kapandı. Ya, i̇yi yan parça ya. Kimse sevmiyor bu kırı ama bu kır iyidir abi. Bugün, ama bu kırın da ya. sorunu istikrar. Yani şimdi sen şunu söyleyemezsin. Bir sonraki maçta bu kır yine aa bilmiyorum. Yani bence yapan, bu kır belli bir standardın altına düşmüyor ya ben bana göre. Abi yok ne mu yani oynuyor? Siz, siz siz yani e, yani mesela dünkü standardı bence diğer maçlarda da oynadı yani adam. Oynuyor canım. Ama ben dünkü maçta Motley'nin bir kere foul ya yani bunu Itudis çözecektir veya takım kendisi beraber çözecektir. en baş çözecektir. Bir kere bu kadar gerçekten insanın böyle neşelendiren, keyiflendiren bir Jonathan Motley'nin daha Habama ha, ikinci periyot, üçüncü fa alması. Hay bakıyorsun faalleri ucuz faaller yani sorun orada. Hayır, alırsın. Gerekiyordur. Mesela bu faal almayla alakalı şeye dikkatimi çekti. Aynı şekilde bir pozisyonda Panathinaikos hücum ediyor. Abi arada 14 sayı mı, 18 sayı mı ne fark var? Tonya Jekiri iki faal aldı, Booker bir faal aldı bir pozisyonda. Abi deli misiniz? Kafanız mı güzel? Yani Atsınlar abi iki sayı atacaklar altı üstü. Yani sen neyin mücadelesini veriyorsun? Ya bu yani, bazen attı, attırmamakta iyi yani bazen. Tamam attırmamak iyi. O kadar var, kolay atmamalı yani. Ama yani maçın çok kritik bir zamanı değil. Açılmış sen yani farkı... Senin dediğin o olsa NBA'ye bağlar Avrupa yani. Tamam ama mesela şunu demeye çalışıyorum. Üç faal ile Motli kenardayken Jekyll'i üç fare çıktı. Booker üç fare çıktı. Tek pozisyonda sen 16 sayı öndesin. Ya bu şuursuzluktur yani. Çünkü sen de, seni de alsa kenara. Kim oynayacak 5'te? Mete Can Birsen oynayacak o zaman 5'te. Nigel Ace Davis oynayacak yani. Oralara geleceksin. Zaten Pierre sakatlandı. Yani tamam Evet e, ya o şey. rahat. Yani Pierre ya Pierre'in de bu ya ayak ya. sorunu abi. Yani ve o kadar da yani çok siktir boktan pozisyona sakattan. Sımaca giderken stop stop yapıp sımaca giderken muhtemelen kasa attı bir şey oldu yani orada. Hani çok saçma ya. O mesela Pierre'in o sakatlığı üstüne Motley'nin bu kadar bu ucuz bir üçüncü faal 2 ve üçü çok ucuz bir şekilde faal alıp hani tam böyle ritmini bulmuş ayağa kalkmışken gidip pat pat iki tane faal çekmesi. Hani yine dönüp dolaşıyor. İki tane şey önemli hale geliyor. Bir tanesi Itudis'in yönetimi. Ben Efes'in dakikalarından bahsetmiştim. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman mesela Fenerbahçe'de 30 dakika oynayan yok abi. 29-30 var. Nigel Davis. En değerli oyuncusu kimdi? Bana kalırsa Nick Kalatis'ti bu maçta. Hani maçı tutan, aklı koyan, takımı yöneten Nick Kalatis'ti. 20 dakika. Bir de dersin kendisi Scott Wilbeck'in en skorer oyuncusu. 20 dakika. Bu İtudis'in başarısı. Yani o da bilir yani yükleri koymayı şey üstüne. Wilbeck'in de kalitesin. Ama adam hani Şeyh Musa da şans veriyor. Mete Can'a da şans veriyor. Melih Mahmutoğlu'nu adam hayatı döndürdü ya. Ne demek abi 3'te 3 9 sayı attı adam. Bak geçen maçlarınızını yaptı. O kadar değerli ki. Yani Melih Mahmutoğlu sonunda kendinden beklenenleri yapıyor işte. Ben, İlke Çevik, Hüseyin İsa Kırık gibi <laughs> insanları da mutlu ediyor yani gerçekten. Yani çünkü abi olması gereken bu değil mi sence de? Ya yani bir kaptan var yani hani bana yine kızacaksın ama yani bu iş yani şey değil. Yani kaptanlık şey müessesine çevirdi yani. Kupa kaldırmaman kendini müessesine çevirdi. <laughs> Bak şimdi tabii. Hani kızacağım bunu, tabi. bunu bunu bunun değişmesi lazım abi. Bunu değiştirdi ama Itudis de bundan bahsetti. Yani demek ki aralarında bir iletişim olmuş. Melih buna bir reaksiyon vermiş. Melih buna çalışmış. Yani Ukov gibi adam güzel kullanıyor Melih'i de. Ukov gibi kullanıyor. Aynen. Yani onun dışında her şey çok yani yolunda abi. Yani Palatinakos da çok kötü Yani biz şöyle güzel oynadık, böyle güzel oynadık. Hani buradan bir şampiyonluk şeyi çıkarmak bence yanlış olur ama genel olarak iyi oynadık. Onlar çok pası tavsiye yaptı, çok kötü bir takım yani ee, O yüzden de çok rahat kazandık. Kesinlikle öyle. Ee, ama e, diğer yandan da Melih ve o bağlamda baktığımız zaman, yani bir, bir şeyin e, oyuncunun kapasitesini maksimum verimini alabilmek. Bütün coachingten beklenen budur zaten. Maksimumunu Malzemeler. alırken bunu normal bir şeymiş gibi, standartmış gibi göstermek de ayrı bir muhabbet. Aynen yani. öyle. Yani ben Kaptan tarafını gerçekten zaten biz iki, iki sezon önce çok konuştuk bunun üzerine. Dediğim gibi ilke de yazmış. Yorum yapıyor insanlar bu konu hakkında. Ama dediğim gibi genel olarak Melih veya bir başkası burada maksimum verimi alabilecek bir hava. Bir de çok şey önemli bak Fenerbahçe için. Şöyle kapatayım ben de Fenerbahçe için. Hep söylediğim bir şey var. Fenerbahçe e, gerginlik üzerinden ilerleyen değil. E, tam tersine aslında böyle bir pozitif hava üzerine ilerleyen bir takımdır. Genel camia böyledir. Bütün branşlarda. Bunu kaybetmesin taraftara söyleyeceğim tek şey bu. Yani en ufak bir sallantıda, en ufak bir tuhaflıkta. E, o festiv hava gitmemesi gerekiyor. Gitmemesi Fenerbahçe. gerekiyor. Evet. Yani bunun karşıtı... Daha önce de söyledim. Mesela Galatasaray futbolda. Basketbolda iki senedir hatta dört senedir özellikle Ergin Ataman yönetiminde görüyoruz bunu. Efes. Gerginliği, baskıyı, krizi daha iyi yöneten karakterler. Bunlar Galatasaray, Efes. Fenerbahçe hep genel olarak pozitif havayla beraber kendini yukarıya taşıyan dönüp bakın şampiyonluklara hem basketbol hem futbol branşlarında genelde böyledir. Yani genelde takımı at özgüveni hep yüksektir, pozitif bir havası vardır. Hani mutludur, neşelidir. O zaman başarı gelir. İç sahada kaybetmiyorum özgüvenini alır ve hep bunu taşır hakikaten. Ama baskı, gerginlik, kriz en büyük hatayı burada yapıyor. Hem taraftar hem yönetim bazı zamanlarda e, geçmişte de böyle oldu. O çok beğenilen Aziz Yıldırım zamanlarında bile Aziz Yıldırım e, zamanında Aziz Yıldırım ne zaman gerginliği arttırdı, ne zaman Ortalığı krize çevirdi. Fenerbahçe o sene şampiyon olamadı. Başarı olamadı. O nedenle bugün güzel bir e, atmosfer var. Bu atmosferin kıymetini bilmek diye bir yükümlülüğü var. Bence şu anda Fenerbahçe taraftarının diye düşünüyorum son olarak. Yani bilmiyorum bir anda çok misyon yükledin abi taraftara. Taraftarın yani, misyonu yok mu? Yani taraftar <laughs> kulübün sahibi abi. Yani günün sonunda taraftar da kulübün sahibi yani. Efes'te de, de böyle, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bütün dünyada böyle. Ya, yani sonuçta çıkıp oyun yani ya tabii sonuçta çıkıp oyuncular oynuyor desek de onları etkileyen de izleyiciler. Bak şimdi bugün çok konuştuk ama çok bir dipnotu. Geçen sene bu taraftar Pierre'ye Henry'yi ıslıkladı. Ondan ya ama geçen senenin krizi çok farklıydı abi ya. Yani... Bak şundan bahsediyorum. Şimdi Altay'ın ıslıklanması futbol takımında. Hı hı. Ayrı bir chapter açıp uzatmak istemiyorum ama hani az önce söylediğim misyondan bahsettin ya abi sen az önce. Hı hı. Bak sen Altay'ı ıslıkladın mı ıslıkladın. Pierre Henry'i ıslıkladın mı ıslıkladın. Yeri geldi e, işte Georgevici e, ne bileyim protesto ettin. Kokoskova e, protesto yaptın. Ondan eve ona yaptın buna yaptın. Yani bazı zamanlarda çok yersiz hareketler yaptığın zaman bunları yönetemeyebilir e, yönetici, koç, e, oyuncu Neticede çünkü sana yapıyorlar. Senin için oynuyorlar abi. Bak taraftan atladığı yer orası. Sensin sahibi buranın. Doğru benim için oynamıyor abi. Adam kendisi için oynuyor yani. Profesyonel, Şimdi bu kadar da bak, ya, abartmayalım prof, yani. Profesyonellik başka bir şey. Maaş alması, bunun karşılığında para alması, kendi kariyerine etmesi başka bir şey. Şöyle söyleyeyim. Aynı şey. Mis için söylediği gibi işte. E sen bir şirkete girip çalıştığın zaman para alıyorsun. Kendin için çalışıyorsun. Çünkü kendin o parayı kazanmak O parayı sen harcayacaksın... Ama senin çalışman kime fayda? Şirketin sahibin için çalışıyorsun sen. O ya bağlamda söyledim. En büyük söyledim. fayda ona yani. E, o bağlamda söyledim. Dolayısıyla senin oyuncuların da aslında seni mutlu etmek için oynuyorlar. Bunun karşılığında para alıyorlar. Ama sen onun, ona vereceğin reaksiyon, onun psikolojisini ettiler, İşini iyi yapamaz hale gelirse en kötü ihtimal gider ama olan senin takımını olur. Kazanılabilecek bir başarı varken kazanamazsın. Bir sonraki seneyi beklersin. Ben kıymet bilmekten kastım o. Yani şu an Fenerbahçe'nin genel olarak camiye anlamında hem futbol hem basketbol branşlarındaki pozitif havasının kıymetini bilsinler. Ee, deyip bitirelim o zaman artık. Ondan tam geçelim yani şey diyeceğim. E, sen Önümüzdeki haftada bu arada biraz e, hem Milano'yu konuşacaktık hem e, Partizan'ı bence konuşalım. Bir de e, genel olarak Dünya Kupası Katar esintilerini de belki birazcık birazcık ha, alır mıyız programa? Yani bence gerek çok ya. Yani. Yok mu diyorsun? Yani bizde evet. de Dubai gündemi vardı, <laughs> Euroleague'de. Ya e, abi, yani sonuçta o alakalı da yani Dünya Kupası çok farklı bir topik ya, ayrı bir pot test. Yani Dünya Kupası ayrı özel bir yapalım test. istiyorsun. Dünya Kupası özel yap, oradan böyle bir giydirme, giydirme programı mı yapsak? Ya yok abi ya giydirsen ne olacak ki şimdi yani. Olur mu canım? Ya görüyorsun ya çok büyük rezaletler var ya. Bugün Arjantinli taraftarlar gelmiş işte Pakistan'dan. <laughs> tamam bak girmeyelim girmeyelim diye sevgili dinleyiciler girmeyelim bu konuya diyen sen çocuğunun yaklaşımını gördünüz. Adam kendi girdi. <laughs> Tabii yani girmeyelim yani. yani basketbol konuşalım ya bence. Okey tamam. O zaman haftanın tahminlerine geçiyoruz. Geçelim abi. Şimdi e, çift e, haftasındayız. Öncelikle biz perşembe günü yapmaya çalışacağız. O nedenle biz salı çarşamba başlığının tahminlerini yapalım. Yani dokuzuncu hafta. Round nine. Monaco-Fenerbahçe. Monaco-Fenerbahçe. Çok zor olacak ama kazanacağız. Fenerbahçe. Bu bir tahmin mi yoksa temenni mi? <laughs> Tahmin-temenni mevzusu evet. Yani ikisi <laughs> birden. den? <laughs> Fenerbahçe'de lütfen tahmin yap, temenni. Niye ya abi var. hem tahmin hem temenni olamaz? Olur yani. olamaz abi. Ta hafta'nın ya Neden olamaz. Ya. Ya. haftanın tahminleri Ya ama ya. yani yani tahminin Fenerbahçe kazanır, temennim de bu yani. Temennini olamaz. Söyle, yani aynı yani bu yani Fenerbahçe Panathinaikos'a veya ne bir bir takımı karşı oynarken aynı şeyi söyleyebilirim yani. Tamam ben hani şey için söylüyorum. Biliyorsun daha önce kim bölümlerde oldu. Bana böyle Efes üzerinden e, saldıranlar da olmuştu önceki sezonlarda. Niye? Ben Fener, Efes kaybeder demişim. Abi temennimi değil tahminimi söylüyorum dedim. Üstüne bir de Efes kaybedince daha çok kızıyorlardı. E, vardı öyle birkaç kişi. Okey ben de Fenerbahçe diyorum yani burada. E, temenni değil tahmin e, bu da. Ama Monaco evet ama bu maçın şöyle bir özelliği var. Mike James'in Dimitris Itoudis'e dis atmaya çalışacağı bir maç evet. olacak. Evet, Mike James. yani ben merakla bekliyorum. Yani <laughs> geldi mi maç olabilir ya? <laughs> güzel ama çok güzel bir maç olacak. Bence, Kesinlikle kaçırıl, kaçırma, kaçırılmaması gereken bir maç. Saat söyleyeyim o zaman. Saat 9. Fransa'da maç. Monaco'da şey. E, Scottie Wilbur kim bence Dimitris yani bütün e, şey diye. ünlüler de gelir. Charlie Clark falan filan İşte Formula Doğru. Bir pilotu var ya. Doğru. Doğru. Gelirler. Ee, Celebrity Night olur diyorsun. Mike James organize ediyor böyle şeyler zaten. Aynen. Bence Scotty Wilbeck'in Dimitris Itu bize şey diyecek. Bana bırak bunu sen. Bugün Mike James'e ben eğleneceğim bugün. Bugün diyebilir yani. Scotty Wilbeck'in tam onun kalemi bir iş. Ya Kalatis baş edebilir mi bilmiyorum. Eski <laughs> yani eski seviyesine çıkması lazım az daha Kalatis. Da Kalatis da hücumda hücumda çok diyebilir yani. Ama Kalatis çok iyi bir savunmacı yani az yani zaten ön, yani ön, plana çıkması daha çok savunmasıyla alakalı Kalatis'in de bence kariyer açısından ama tabii eskisi kadar şey savunma yapmıyor da yine çok iyi savunma yapıyor bence tabii. Yani A plus yapmıyor da B plus savunma yapıyor şu an evet, diyebilirim. Ben. Evet. Ama bence Wilbeck'in Mike Jack atışması olacaktır diye düşünüyoruz. Çin. Yani Olabilir evet. Her şey olabilir abi. Evet. Alba Berlin, Kızıl Yıldız. Alba net. Ben de Alba, Alba diyeyim. Yani. Ben de Alba diyeyim. Maccabi, Olympiakos. Ben Maccabi diyorum abi. Lorenzo ben Brown saçmalayacak burada. Ben göreceksin. Lorenzo Brown işini yapar gene de Olympiakos maçı alır. Olympiakos kaybedecek abi. Tamam karşı karşıya geçtik iyi oldu. Valencia Real Madrid. Valencia. Valencia. Ay, ben de Valencia Niye Valencia diyorum? diyorsun ya? Niye Valencia? bak Real Madrid'i seviyorum. Evet. İnkar etmediğim bir içimden gelen saçma sapan bir aşkım var ama da Valencia'da ne daha çok biliyorsun her zaman söylüyorum. Dur o zaman ben Real Madrid'i Valencia, Valencia. Tamam, daha da iyi yani bu sene bence Valencia çok güzel oynuyor. Yani gerçekten bu sene izlemekten keyif aldım. O zaman o zaman ben Real Madrid diyorum. Karşına geçiyorum senin. Ben de diyorum. Tamam güzel. Milano Efes. Milano Efes. Krizdeki Efes Milano. Efes alır bu maçı. Efes alır diyorsun. Efes alır. Geçiyorum Efes. karşına Milano diyorum. Peki. Barcelona Partizan. Peşin peşin söyleyeyim Partizan. Partizan? Vay. Evet, tabii. Ben Barcelona diyorum abi. Bakın, Partizan. Sürpriz abi. oynamak isteyenlere mis gibi maç verdi. Daha ne Gerçi bir şapkadan tavşan çıkarıyor. Saras böyle kötü bir koçken yani. <laughs> Neyse. Ben oyunculara güveniyorum. Barcelona'nın oyuncuları bir şekilde alır maçı. Abi tabii terazi ağır basıyor ama ben işte maçı söyledim yani bilmiyorum. Sonra gelip bana vay efendim o maçı oynasaydık güzel para kazanırdık diye ağlamayın. Panathinaikos, Bologna. Üzgünüm Panathinaikos. Ben de Bologna diyorum. Güzel ya. Bayağı bak kapışmanın şiddeti artıyor. Asvel well, Bayern. Aa, ya aslında ben orada üzgünüm Panathinaikos derken Panathinaikos değil yani üzgünüm Panathinaikos seni seçmek isterdim ama Bologna demek istedim. Sen Bologna mı diyorsun? Evet. Çok kötüler abi ya. Yani. <laughs> okay, i̇sterdim tamam. daha iyi olsun. Tamam, ama ben Bologna. Dwayne Beckham falan nereye kadar götürecek yani bilmiyorum. Orada büyük sıkıntılar var. Tamam yani. ben de o zaman Panathinaikos diyorum ya. iyice karıştı. Tamam. Peki, Peki abi ben, tam tamam, geçin karşı. Çünkü bir an böyle kafamda oynuyorum hani bu bir reaksiyon maçı da olabilir. Asvel Bayern Münih. Bayern. Bayern bence de Bayern. Ee, Baskonya Jalgeris iki tane e, ben saygı, saygı duyucu çabustak. başladılar <laughs> sezona. <sizin gülüyor> Pierre Ayerli de güzel döndü. Orada ben alırlar. de, ben de senin karşına yine geçiyorum ve Jalgeris diyorum. Bak bir, iki, 3, 4, 5, 6 maçta farklı tahmin yaptık. Bu da ne demek oluyor ki? Sert bir kapışma bizi bekliyor demektir. Aynen. Efendim siz de Euroleague League Fantasy Challenge'a yorumla ve yorumda ve açıklamada yer alan kod üzerinden girebilir. Tahminlerinizi yapabilir, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Sizler oldukça biz de... <laughs> Böyle bir final cümlesi. Ya final evet. Gidelim daha mi artık güzel, biz? Abi ya, gidelim ama daha güzel. Abi senin şu şekil güzel final cümlelerin vardı patlat bir tane ondan. Tamam. Ee, sizlerle basketbol sohbetini paylaşmak için buradayız. <laughs> sizler o sohbeti arttırdığınızda bize katkı sunduğunuzda biz de sizlere katkı sunuyoruz ve beraber bu sohbeti büyütüyoruz efendim. Evet. Gerçekten önemli bir konu yaparmak bastım. Doğru söyledin. Aynen. Yani oldu mu? Yüzer cümle oldu Oldu. Yani. Şu an oldu abi. Evet. Tamam. Yani yorum yapın yani kısacası. Evet. Evet efendim. O zaman. Çevir <laughs> hani hala <âli> anlamayan varsa <gülüyor> <gülüyor> yorum yapın arkadaşlar. YouTube'da yorum. Aynen. Beğenin. Bu arada bizim süper teşekkür diye bölümümüz açıldı. Hani naçizane oraya gelip e, bir takım teşekkür teşekkürlerde de bulunabilirsiniz e, YouTube üzerinden. O da bizim YouTube'un YouTube, YouTube açtığı bir şey. E, onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Öyle teşekkür etmek için bir para gönderiyorsun galiba öyle bir şey. E, hani öyle şeyler içinde tabii ki. E, güzel olur yani karşılıklı. Biz de büyütürüz bu sevgiyi diyor ve artık e, müsaadenizi istiyoruz. Ben Sezai Mert Adam. Ben Sem Çocuğu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ondan sonra podcast.